أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Kıymetli dostlar, bugün bize ayrılan süre zarfında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru, ümmetinin, biz ümmetinin de miracı olan namaz bahsini anlatmaya çalışacağız. Rabbim öncelikle anlatacağım meseleyi kendi nefsimde en güzel bir şekilde yaşayabilmeyi, sizlere de samimi ve ihlaslı bir şekilde anlatabilmeyi nasip eylesin. Sizlerin de en güzel bir şekilde anlayıp hayatınıza tatbik edebilmenizi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli müminler, kıymetli dostlar, namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru, bizim de miracımızdır. Rabbimizle buluşma anımızdır. Rabbimizin huzuruna davetine icap vaktimizdir namaz. Bu mihval üzerine düşündüğümüz zaman bizler bazen sorarlar, niçin namaz kılarsınız? Niçin namaz kılarız diye bir soru sorulur. Bu soruya verilecek en güzel cevaplardan bir tanesi, birçok cevap verilebilir. Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetler için, işte ailemi Allah-u Teala'nın bizlere vermiş olduğu farklı birçok nimetler için diye düşünebiliriz. Ama verilebilecek en keskin, en güzel cevaplardan bir tanesi, Allah emretti, onun için kılıyoruz. Çünkü bu Rabbimizin emridir. Rabbimiz bizlere bu emriyle günde 5 defa huzuruna davet etmiştir. Bu bir emirdir. Bunu harfiyen yerine getirmemiz lazım. Askerlik yapan kıymetli erkek kardeşlerimiz bilirler. Askeriyede bir komutan bir şey emrettiği zaman onu ikilemeden, yani itiraz etmeden yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onu yapmazsak anında cezalandırılırız. Ama Rabbimizin rahmeti o kadar geniş ve bizleri bu dünyada imtihan vesilesi olarak gönderdiği için kılmadığımız zaman hemen cezalandırmıyor. Ama kılmazsak kıymetli müminler, ebedi olan ahiret hayatında cezası büyük olacaktır. Ve aynı zamanda kıymetli müminler, namaz kılmalıyız. Çünkü bir Müslüman, bir mümin, ben Müslümanım diyen, ben Allah'ın varlığına ve birliğine iman ediyorum, onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de bir peygamber olarak iman ediyorum ve itaat ediyorum diyorsa namazını harfiyen kılacak kıymetli müminler. İleriki bir zamana erteleme, hani toplum arasında devamlı söylenen bir söz var. Şimdi değil hocam, işlerimiz güçlerimiz var, hele biraz ilerleyen zamanlarda 40 yaşına gelince diyor insanlar bazen. Ama kıymetli müminler, sormak istiyorum, hangi birimizin 40 yıl yaşayacağının garantisi var? Yarına, birkaç saniye sonrasına yaşamaya garantimiz var mı ki? Allah'ın emrettiği bu şeyi 40 yıl sonrasına erteliyoruz. Peki Allah bizlere vermiş olduğu onca nimeti, hele 40 yaşına gel o zaman vereyim mi diyor. Bu göz nimeti, bu kol nimeti, bedenimizdeki bütün nimetler, bütün güzellikler Allah bizlere peşin peşin vermiş ve bunun karşılığında da bizden bir şeyler istiyor. Kıymetli misafirler, kıymetli dostlar. O yüzden yani bizler Allah'ın farz kılmış olduğu bir ibadeti dünya meşgalesi yüzünden bunu erteleyemeyiz. Çünkü Rabbim farz kılmıştır. Bulu çağından itibaren namazlarımızı kılmaya gayret etmeli, devam etmeliyiz kıymetli dostlar. Çünkü değerli müminler, değerli dostlar, namaz müminin vasfıdır. Müminin sıfatıdır namaz kılmak. Bakınız Bakara suresinin 3. ayeti kelimesinde. Çoğumuz ayet-i kerimeyi okuduğumuzda hatırlayacağız. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
Sadakallahu l-azim. Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki onlar, o müminler gayba inanırlar. Namazını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler. Yani mümin olmak bir takım mesuliyetleri yerine getirmek demektir kıymetli müminler. Ben Müslümanım diyorsa bir insan Allah'ın emrettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetinde bizlere göstermiş olduğu dinin emirlerini güzel bir şekilde yaşaması gerekmektedir. Müslümanım diyen her bir insan bunlarla mükelleftir kıymetli müminler. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarını anlatan, ismi de Mü'minun suresi olan bir surenin ilk 10 ayeti kelimelerinde Rabbimiz müminlerin vasıflarından bahsediyor. Bu ayeti kelimelerle ilgili Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu şöyle bir şey rivayet ediyor. Biz diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda vahiy geldiği zaman bir arı vızıltısı gibi bir ses duyardık. Anlardık ki vahiy geldi, yeni ayetler indi, pür dikkat kesilirdik. Efendimiz acaba ne söyleyecek diye yine öyle bir zaman diliminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söyledi. Bana öyle bir 10 ayet indi ki kim bu 10 ayetin gereğince amel ederse cennet ona vacip olur. Cennete girmeye hak kazanır. İşte bu 10 ayeti kelimeden ikinci sırada Estağfirullah kad aflahal mu'minun ellezinehum fi salatihim khashi'un. O müminler ki kurtuluşa ermişlerdir. Yani iman bir kurtuluştur. İman Allah'ın gazabından kurtuluş, rahmetine erme vesilesidir. Ve imandan sonra اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Müminlerin vasıflarını anlatırken Rabbimiz ayet-i kerimede o müminler ki kurtuluşa ermişlerdir, onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Kıymetli dostlar, huşu içerisinde namaz kılmak, yani namazımızı tadili erkana uyarak, yine ayeti kerimenin, bu surenin ilerleyen ayeti kerimesinde, 9. ayeti kerimesinde اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Yani namazlarımızı huşu içerisinde kılacağız. Muhafaza edeceğiz. Nasıl muhafaza edeceğiz? 5 vakit ezan okunduğu zaman imkan dahilinde çalışıyorsak, mesai saatindeysek farklı ama imkan dahilinde camide cemaatle birlikte kılabilme, evde hanımefendiler vaktinde namazı kılabilme ve namazı bu şekilde muhafaza etmek gerekiyor kıymetli müminler. Biz namazı muhafaza edersek, yani namazımızı tadili erkana uygun bir şekilde, en güzel bir şekilde namazımızı kılarsak, rükûsunu tam, kıyamını tam, secdesini tam, tahiyyatını, her şeyini tam bir şekilde yerine getirirsek kıymetli müminler, yani bizler namazımızı muhafaza edersek o namaz da bizi muhafaza edecektir. Nasıl mı? Yine Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, fakat onun nezdinde bütün ümmetine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Ve le zikrullahi akbar. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Sadakallahu l-azim. Ayet-i kerimede Rabbimiz Efendimiz'e hitaben ve bütün ümmetine hitaben şöyle buyuruyor. Sana indirilen Kur'an'ı güzel güzel oku ve namazı da dosdoğru kıl. Muhakkak ki hakkıyla kılınan namaz insanı her türlü fuhşiyattan ve kötülüklerden muhafaza eder. Allah'ı zikretmek işlerin en büyüğüdür ve Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Evet kıymetli müminler, ayet-i kerime buyuruyor ki hakkıyla kılınan namaz insanı her türlü fuhşiyattan, her türlü kötülükten alıkoyar. Yani bir insan namazın hakkını vere vere kılarsa o namaz onu iftira atmaktan, yalan söylemekten, gıybet yapmaktan, faiz yemekten, ailesine, yakınlarına, komşularına ve idaresi altında olan insanlara zulmetmekten alıkoyar. Yani namaz kılan bir insan bunları yapamaz, yapmamalı. Ama peki şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor. Hocam namaz kılıyor ama insanlar yalan söyleyebiliyor. Namaz kılıyor ama insanlar komşusuna eziyet edebiliyor. Ailesine eziyet edebiliyor. Eşine eziyet edebiliyor. Nasıl bu namaz ama namaz kılan bir insan bunu yapıyor? Kıymetli müminler. Demek ki böyle bir davranış içerisinde olan kardeşlerimiz düşünmesi lazım ki haşa sümme haşa ayeti kerimede bir yanlışlık yok. Yanlışlık bizim kılmış olduğumuz namazlarımızda. Biz Rabbimizin emrettiği gibi o namazı kılabilirsek kıymetli müminler, o zaman o namaz bizi koruyacaktır. Eğer korumuyorsa, çok rahat bir şekilde namaz kıldığımız halde eve geldiğimizde ailemize yalan söyleyebiliyorsak, çocuklarımıza, etrafımızdaki insanlara küçük yalan, pembe yalan, beyaz yalan deyip de yalanın da renkleriyle, aslında yalanın hiçbir rengi yoktur. Küçüğü de haramdır, büyüğü de haramdır. Ki rengi de yoktur. Böyle söyleyerek yalan söylüyorsa bir insan kıymetli müminler, o zaman namazına dönüp baksın. Ayeti kerimede değil, onun namazında sıkıntı var demektir. Namaz öncesinde abdestinde bir sıkıntı var demektir. Çünkü namaz abdestle başlar. Abdesti güzel bir şekilde alırsa bir Müslüman bütün uzuvlarından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki küçük günahları dökülür. Abdestini aldı camiye giderken atmış olduğu her bir adımda bir sevap elde edecek ve bir derece makamı yükselecek ahirette. Bu şekilde namaza gidecek ve namazı da kılarken kıymetli müminler cemaatle kıldığında 25 derece, bir farklı rivayette 27 derece daha fazla sevap elde edecek ve bütün bu namazı da huşu içerisinde kılacak ki o namaz onu korusun, muhafaza etsin. Hocalarımız, bizler hep bahsederiz, huşu içerisinde kılmalıyız, huşu içerisinde olmalıyız diye. Fakat aklımıza hep şu soru gelir. Peki hocam, bu huşu içerisinde namazı nasıl yakalamalıyız? Nasıl o huşu içerisinde kılacağız namazımızı? Kıymetli dostlar, hemen bütün örneklerde olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, sahabenin hayatındaki namaza bakacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmış, ona bakacağız kıymetli müminler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz rivayet ediyor. Bir gece Efendimiz'i yanımda aradım, onu bulamadım. Kaldığı küçük bir hücre. Bugünkü gibi bizim evlerimizdeki odalar gibi düşünmeyelim kıymetli dostlar. Küçük 2-3 tane insanın yaşayabileceği bir hücre. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ellerimle aradım, bulamadım. Sonra elim ayaklarına değdi. Secde halinde devamlı ağlıyor ve ayakları şişmişti. Yani gece öyle bir namaz kılıyor ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişmiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamız dayanamayıp soruyor. Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını silmişken neden bu kadar ibadet? Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ya Ayşem, şükreden bir kul olmayayım mı? Allah birçok nimet vermiştir. Alemlere rahmet olarak onu göndermiştir. Son peygamber olarak göndermiştir. Ama bütün ümmetinden, bütün insanlardan ibadeti çok farklıydı. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan bir peygamberin ümmeti olarak biz namazımızı bir gözden geçirmemiz lazım kıymetli dostlar. Yani o ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Biz günde 5 defa
huzura davet edildiğimizde bir an evvel kılıp kaçmaya çalışıyoruz. Hatta halk arasında şöyle bir yanlış bir tabir vardır. Hadi diyor, hemen namazı aradan çıkaralım. Haşa. Namaz aradan çıkartılacak bir ibadet değildir. Namaz her arada soluk almak için yapılabilecek bir ibadettir. Sahabe dünyalık işleriyle uğraşırken namazla bir mola veriyorlardı. Namaz yani sevgiliyle buluşma anıdır. İnsan en çok sevdiği bir insanla buluşmaya gittiğinde hemen bir konuşalım çıkalım der mi? Demez. En çok sevdiği bir yemeği, sevdiği bir işi yaparken hemen bitireyim de bitsin der mi? Demez. Sevdiği bir işi yaparken uzun uzun sürsün ister. O yüzden kıymetli müminler, namazı sevmeliyiz ki namazımızı uzun uzun tadili erkana uygun bir şekilde kılabilmeliyiz kıymetli müminler. Huşu içerisinde kılabilmek. Bununla ilgili yine örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tedriyesinden geçen Hazreti Ali radıyallahu anh. Sahabe-i kiram efendilerimizden ve İslam halifelerindendir kendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de aynı zamanda damadıdır. Hani hepimizin bilmiş olduğu, hocalarımızın çok defa örnekle bizlere vermiş olduğu bir hadise anlatılır. Hazreti Ali radıyallahu anh'la ilgili. Bir savaşta ayağına bir ok batar, der ki ben namaza durayım, namazda ayağımdan çekin bu oku. Ben o zaman hissetmem. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın namazı. Yani ayağına batan bir okun çekilmesini hissetmeyeceği bir an olarak namazı tercih ediyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Ama bizler dünyalık birçok sıkıntılarımızı dahi namazda hissetmeye başlıyoruz. Şeytan çünkü bizi abdestten alıkoyamadı, namazdan alıkoyamadı, namazın içerisinden bizden çalmaya çalışıyor şeytan. Namazlarımızı huşu içerisinde kılmaya çalışırken birçok vesvese aklımıza gelir. Hiç aklımıza gelmeyen, hayatımızda yaşadığımız geçmiş birçok hatıralar namazda akıla gelebiliyor. Hatta böyle bir durumda bazen insan öyle bir gaflete kapılıyor ki şöyle bir söz söyleyebiliyor. Böyle namaz kılmaktansa hiç kılmayayım daha iyi diyor. Bunu söylettiren şeytandır, nefistir kıymetli müminler. Bir insan böyle bir şey söylediği zaman tam da şeytanın istemiş olduğu, nefsin istemiş olduğu bir şeyi söylemiş olacaktır. Oysa yapmamız gereken şudur kıymetli müminler. Yani biz o namazlarımızda tam kalp huşu içerisinde sahabe gibi belki olamayız. Ama ufkumuz orası olması lazım. Sahabe gibi kılabilmeyi ufkumuza koymamız lazım. Ama kılamadık. Yine de kılacağız. Çünkü bu Rabbimizin bize bir emridir. O emir yerine getirilecek. Eksik de olsa yerine getirmemiz lazım kıymetli müminler. Hiç namaz kılmayan kardeşlerim, alnı secde görmeyen kardeşlerim, Allah'ın huzuruna çıktığında nasıl diyecek ki ya Rabbi ben de senin rahmetini istiyorum. Ya Resulallah ben de senin ümmetinim, bana da şefaat eyle ya Resulallah nasıl diyebilecek? Hiç namazı olmamış, yani günde 5 defa huzura davet edilmiş ama dünya meşgalesi, dünya hırsı ona daha sevimli gelmiş. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir insana Allah nasıl rahmet etsin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ümmetim desin de şefaat etsin? O yüzden eksik de olsa, yani namazın içerisinde sahabe gibi kılamıyoruz. Ama bir Müslüman gibi kılmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Göreceksiniz bir müddet sonra Allah'ın izni ve iradesiyle o vesvese veren şeytan size bir daha vesvese veremeyecektir. Kıymetli müminler, Müslümanlar olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak kıymetli müminler, biz onun gibi yaşama, sahabe gibi yaşama zorundayız kıymetli müminler. Sahabe gibi yaşamak için de onların hayatlarını iyi bilmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi okumalı, iyi bilmeliyiz ki kişi bildiğini sever,
tanımadığını sevmez. Bildiğini sever ve sevdiği gibi de olmaya çalışır. Gayretimiz o yönde olması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, onun ashabını ve ashabıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayatını gözden geçirmemiz, görmemiz, bilmemiz gerekir. Sahabeden sonraki nesil, tabi'in neslinden Hasan Basri Hazretleri vardır. Kıymetli dostlar, onun o dönemde söylemiş olduğu, bu dönemde düşündüğümüzde vah ki ne vah diyebileceğimiz çok önemli bir tespiti var. Tabi'in neslinden Hasan Basri Hazretleri talebeleriyle otururken şöyle bir söz söylüyor. Siz sahabenin ibadet hayatını görseydiniz, bunlar deli mi derdiniz? Sahabenin öyle bir ibadet hayatı, öyle bir ibadet aşkı vardı ki, kıymetli dostlar, Hasan Basri Hazretleri öyle söylüyor o dönemde. Onlar da diyor ki, eğer sahabe de sizin hayatınıza baksaydı, sizi görseydi, şu ibadet hayatınızı görseydi, acaba bunlar Müslüman mıydı, mümin mi diye sorarlardı diyor. Bu tabi'in dönemi, yani sahabeyi gören, Bedir'de savaşan, Uhud'da savaşan, Hendek'te savaşan, Mekke'nin fethinde olan sahabeyi gören nesilde o neslin alimlerinden bir tanesi bunu söylüyor. Aradan 14 asır geçmiş. Şimdi toplumumuza bakalım, aile hayatımıza bakalım. Peki o zaman Hasan Basri bu dönemde olsaydı acaba ne derdi? Herkes ne diyeceğini az çok kendisi düşünebilir, tefekkür edebilir. O yüzden kıymetli dostlar, yapmamız gereken şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi iyi bilme, sahabeyi iyi bilme, ondan sonraki gelen nesilde saha tabi'in, tebe-i tabi'in ve bizlere bugüne kadar İslam'ı dilden dile, gönülden gönüle bugüne kadar getiren ve yaşantısıyla örnek olan insanları iyi bir şekilde bilmeliyiz ki ona göre ibadet hayatımızı şekillendirelim. Yoksa kıymetli müminler, namazlarımız eksik olursa, kıymetli dostlar, bütün ibadetlerimiz de eksik olursa, Allah muhafaza, hesap çok zor olacaktır. Çünkü Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kıyamet gününde, o mahşer gününde 5 şey sorulmadan ayaklar asla kıpırdamayacak. Hiç kimse yerinden ayrılmayacak. 5 şey sorulacak önce. Bunların hesabı verildikten sonra diğer hesaba geçilecek. Bunlardan bir tanesi kıymetli dostlar, ömrünü nerede geçirdiğin. Yani Allah Teala bize ömrümüzü nerede geçirdiğimizi soracak. Sonra kıymetli müminler, gençliğini nerede tükettin, nerede geçirdin? Yani önce bir ömür sorulacak, ömrünün içerisinde bir dosya daha açılacak. Yani hukuki bir tabir ile dosya içerisinde bir dosya daha açılacak, bu sorulacak. Gençliğini nerede geçirdin? Yani bizler gençlik zamanlarımızda eğer Allah-u Teala'ya iyi bir kul olabiliyorsak, namazlarımızı iyi bir şekilde kılabiliyorsak kıymetli müminler, o zaman bu suallerin cevabı kolay olacaktır. Sonrasında sorulacak şey kıymetli dostlar, malını nerede kazandın ve nerede harcadın? Yani malını nerede kazandın? Kazancımız helal mi değil mi, bu sorulacak. Ben kazandım, istediğim gibi harcarım. Hayır. Helalinden kazanacak ve yine helal yola harcayacaksın ki hesabı kolay olsun. Malını nerede kazandın, nerede harcadın sorulacak. Ve son olarak kıymetli müminler, İlminle amel edip etmediğimi sorulacak. Bir ilim elde etmişsek, bu ilahiyat alanında olabilir, mühendislik alanında olabilir, herhangi farklı bir beşeri ilim veyahut da kıymetli müminler, uhrevi ilimler olabilir. Bütün bu ilimlerle amel edip etmediğimiz, yani Allah'ın rızasını kazanacak davranışlar yapıp yapmadığımız sorulacak kıymetli dostlar. İşte bu sorulara hazır olmamız lazım. Bu sorulara hazır olabilmek için de kıymetli dostlar, namaz ibadetimiz, oruç ibadetimiz,
İmkanımız olduğunda hac ibadetimiz ve zekat ibadetimiz, yani İslam'ın temel esaslarını yerine getirmemiz lazım. Namazla ilgili kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyuruyor ki kıymetli dostlar, şüphesiz ki insanların kıyamet günü amellerinden hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Yani ibadetlerinden ilk şey sorulacak olan şey namazdır. Namaz sorulacak. Devam ediyor hadis-i şerif. Rabbimiz Azze ve Celle bildiği halde meleklerine şöyle buyurur. Kulumun farz namazına bakın. Tam ve doğru olarak mı yoksa noksan olarak mı kılmıştır? Rabbimiz soracak. Farz namazlar tam mı yoksa eksik mi? Bu sorulacak. Bu sorulduktan sonra eğer tam ve doğru olarak kılmışsa kendisi için tam kılmış olarak yazılır. Namazlar tam kılınmışsa elhamdülillah, o zaman sual çok kolay olacak. Ama eksik varsa kıymetli dostlar, yine bir ümit var. Hadis-i şerif devam ediyor. Yok eğer namazından bir şeyi noksan olarak kılmışsa Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kulumun nafile namazları var mı ona bakın. Hani namaz, farz namazlardan önce kılmış olduğumuz sünnetler nafile namazlarımızdır. Bununla beraber akşam namazından sonra kılmış olduğumuz evvabin namazları, gecemizi aydınlatan teheccüd namazları, işrak ve kuşluk namazları, kıymetli müminler, bunların her birisi nafile, farzlarımızı tamamlayacak güzel ibadetlerdir. Bunları da ihmal etmeyelim. Bazı mezheplere göre hani kazası olan bir insan nafile namaz kılamaz buyuruyor. Ama bizim mezhebimize kılınabiliyor. Ebu Hanife Hazretleri Hanefi mezhebinde. Böyle ki o farzlardaki eksikleri de tamamlayacaktır kıymetli dostlar. Sonra Rabbimiz devam ediyor. Yani kulumun nafile namazları var mı ona bakın. Eğer nafile namazları varsa Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kulumun noksan olan farz namazını nafile olan namazıyla tamamlayın. Sonra diğer amelleri de noksan olarak yapmışsa o ameller de nafile amellerle tamamlanır. Yani nafile namazların bu şekilde ehemmiyeti büyüktür kıymetli dostlar. Özellikle şu pandemi döneminde, salgın hastalık döneminde size bir nafile ibadeti özellikle anlatayım kıymetli dostlar. Onu kaçırmamaya çalışalım. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim sabah namazını camide kılar, hanımefendi kardeşlerimiz evinde kıldığı zaman ve güneş doğduktan 45 dakika sonrasına kadar oturduğu yerde Allah'ı zikreder, Kur'an okur, kelime-i tevhid vesaire Allah'ı zikirle meşgul olursa kerahat vakti geçtikten sonra, yani takvimlerimizde güneş vakti diye yazar. O vakitten yarım saat 40 dakika geçtikten sonra namaz kılındı. Yarım saat 40 dakikada sadece Allah'ı zikirle, Kur'an'la meşgul olduk. Ardından diyor kim işrak namazı kılarsa bir nafile hac ve bir nafile umre sevabı elde eder. Bakınız kıymetli müminler, kıymeti harbiyesi çok büyük. 2 rekat veya 4 rekat kılınabilir. Nafile namazlarda 2 rekatta bir selam vermek daha evladır. Bu şekilde kılarsa bir nafile hac ve bir nafile umre elde edecek bir insan. Ki zaten şu anda hastalık döneminde olduğumuz için gidemiyoruz. Kabe'ye gidemiyoruz, Medine'ye gidemiyoruz. İşte tam fırsatı, namazlarımızı, sabah namazlarımızı kıldıktan sonra bu vakti bekler, ardından da işrak namazını kılarsak kıymetli dostlar, bu sevabı Allah'ın izni ve iradesiyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle bu sevabı elde ederiz. İnşallah bu sevapları kaçırmamaya gayret edelim kıymetli dostlar. Çünkü hesap çetin olacak, imtihan büyük ve imtihanın ardından gelecek hesap da çetin olacak kıymetli dostlar. O yüzden Allah'ın emrettiği bir şekilde bir kul olabilme gayretimiz olması lazım. Bir kul nasıl olacaksa o şekilde bir kul olabilmek lazım. İşte o kul da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde, sahabenin örnekliğinde nasıl olmamız gerektiği bizlere anlatılmaktadır. Rabbim bizleri hakiki manada mümin olabilen kullarından eylesin. Namaz ve diğer bütün ibadetlerde huşu ve
hudu içerisinde yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.